Tembi Bilişim Teknolojilerinin sunduğu Teknovia devam ediyor. Sevgili izleyiciler, her zaman söylüyoruz. Türk mühendisinin azmi ve başarısı sınır tanımıyor. Şimdi çok ilginç bir buluşu ekranlarınıza getireceğiz. Gerçekten benim çok ilgimi çekti. Ben ayrıntıları direkt işin uzmanından alıyorum. Üretmekte olduğumuz ürünün uluslararası tanınan ismi Aerojel. Aerojel'i biz Türkiye'de 2011 yılında TÜBİTAK'ın desteklediği bir projeyle başlangıç yaptık ve orada geliştirdik. Şu an itibariyle de üretim aşamasına geçtik. İki formda üretiyoruz. Bir tanesini granül formda bir diğerini de keçe formunda üretiyoruz. Kullanımı kolay olabilmesi için. Aerojel'in temel özelliği cam olması ve yüksek yalıtım özelliğine sahip olması. Ki bu yalıtım özelliği eşdeğeri, daha doğrusu rakibi olan cam yünü ve taş yünüyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Bir kat, iki kat daha yüksek bir yalıtım değerine sahip. Bunun yanı sıra içindeki nano ölçekteki gözeneklerden dolayı ve çok yüksek iç yüzey alanı olmasından dolayı da son derece su itici bir malzeme. Biz buradaki hazırladığımız düzeneklerde bu özelliklerini göstermeye çalıştık. Bir tanesinde aerojelli keçenin su geçirmediğini, ancak aşağıdan havanın geçmiş içinden geçebildiğini, bir başkasında orada bir akrep deneyimiz var. Orada akrebin ayaklarına yapıştırmış olduğumuz aerojelli keçe parçalarının onun suya batmamasını sağladığını, hatta yüzeysel gerilim kuvvetinden yararlanmasını sağladığını, orada birkaç tane telciklerle yaptığımız örnek de var. Orada çok net görülüyor. Yüzeysel gerilim kuvvetinden yararlandığını, ürünün yanmaz olduğunu gösteren çeşitli deneylerimiz oldu. Bu anlamda dünyada şu ana kadar üretilebilen en yüksek yalıtım değerine sahip olan malzemelerden bir tanesi, hatta kendisi diyebiliriz. Endüstride, havacılık sanayinde ısı yalıtımının gerekli olduğu, daha doğrusu yüksek sıcaklığın olduğu ve korunması gereken, bu sıcaklıktan korunması gereken her türlü ekipmanda kendisine kullanım alanı bulabilecek bir malzeme, enerji tasarrufu için kullanılabilecek olan bir yaratıcı bir malzeme diyebiliriz. Ayrıca granül formunda değişik bağlayıcılarla bir araya getirilerek endüstrideki başka alanlarda da o ürünün kalitesini, kullanılırlığını, fiziksel özelliklerini farklılaştırmak, uç düzeylere taşımak için de ayrıca kullanılabilecek olan bir malzeme olduğunu düşünüyoruz. Kullanım alanlarından bir tanesi, özellikle en çok kullanıldığı alanlardan bir tanesi sıcak akışkanların geçtiği borular. Bunların yalıtımında iki kere etkili. Dış yüzey alanının daha düşük olmasını sağlamaktan dolayı etkili. Ya da araçların, insan taşıyan araçların, mesela uçakların dış cidarlarının yalıtılmasına. Çünkü orada eksi 30 derecelerle karşılaşan bir yüzey var ve içeriden gelen nemli havanın cidarlarda buharlaşmasına ilişkin problemler yaşanıyor. Buralarda alternatif ürünlere göre su iticiliği nedeniyle bir kat daha pozitif özellikleri olan, tercih edilen bir malzeme seçildi. Teknofest'in 4. günündeyiz. Birazdan Teknofest bitecek. Şimdi röportaj yapmaya çalıştık ama biz tam anlamıyla yaptığımızı düşünmüyorum. Ön bir bilgi verme mahiyetinde bugünlük bu kadar olsun. Daha sonrasında tesisin yerine gideceğiz ve bu yüksek teknoloji buluşunu yerinde inceleyeceğiz. Anlattığına göre çok önemli ve benim de çok ilgimi çekmiş demiştim. Şimdi ben insertleri getireceğim birazdan ekranlarınıza. Bir huni düşünün, bir cam huni düşünün. Altında hava var, üzerinde su. Havayla suyun arasında sadece bahsetmiş olduğu keçe var. Keçenin üzerinde bu yüksek teknolojiyle yapmış oldukları sıvı ya da malzeme var diyelim. O malzeme olduğunda alttan havanın yukarıya gittiğini görüyorsunuz. Ama suyun kesinlikle aşağıya, alt tarafa geçtiğini görmüyoruz. Şimdi ben birazdan ekranlarınıza getiriyorum. Ya da bir akrebin
etrafına bunu buladığınızda, onun üzerine bunu tatbik ettiğinizde yine onun da suyun altına inmediğini görüyorsunuz. İleride benim aklıma şey getirdi, hani bilim kurgu filmlerinde suyun üzerinde yürüme manzaraları geliyor şu anda aklıma da. Belki de ileride bu teknolojiyle artık suyun üzerinde de çok rahatlıkla yürüyebileceğiz, okyanusun üzerinde de durabileceğiz. Ne dersiniz? Muhtemelen o konuda da bazı çalışmalarımız oldu. Ancak aşılması gereken bazı teknik detaylar var. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde böyle bir şey gerçekleşecek, böyle bir imkan. Evet, teknik detaylar gerçekleştiğini de ilk önce yine Teknovia ekranlarınıza getirecek. Evet sevgili izleyiciler, Teknovia farkıyla her zaman şunu söyledik. Cebimizdeki parayla Pentagon'un kapısında beklediğimiz günler çok geride kaldı. Ve artık NATO'nun ucuz asker deposu ya da sıçrama tahtası da değiliz. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz tüketiyoruz. Ve ürettiğimiz ürünler işte öğrencilerimizin, hocalarımızın el emeği göz nuruyla ortaya çıkıyor. Ve dünyanın gelecekten yana yeni Türkiye'nin ihya ve inşası için bugünden temeller atıyorlar. Ve işte bu durum artık dosta güven, düşmanınsa kalbine korku salıyor. Ve Made in Türkiye markalı ürünler çok yakında dünyanın dört bir yanında vitrinleri süsleyecek. Şu anda Doğuş Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda Profesör Doktor Tarık Baykara var. Biz Doğuş Üniversitesi'ni bu ürünleri daha önce de ekranlarınıza getirdik. Kurşun geçirmeyen camlar ve emniyet mensuplarımızın, Mehmetçiğimizin kendini daha güvende hissederek operasyonlarda şaha kalkmasını sağlayacak işte ürünler üretiyor Tarık Baykara ve yeni gelişmeleri ben Profesör Doktor Tarık Baykara'dan alıyorum. Biz şimdi üniversite olarak balistik ileri teknoloji malzemelerle ilgili olarak bir odak konumundayız. Ve yeni ve ileri malzemeler kullanarak mümkün olduğu kadar hafif ki hafif malzemelerle Mehmetçiğimiz güvenlik kuvvetleri daha hızlı, daha çevik, daha yüksek manevra kabiliyetine sahip olarak her türlü operasyonları rahatlıkla yapma imkanlarına kavuşacaklar. Bunlardan en güzel örnek bizim Mehmetçiğimizin elinde bulunan koruma kalkanı şu anda kullandıkları çelik. Şehir içinde de var, yaptığımız var. Normal operasyonlar içerisinde yaptığımız var. Çelik kalkanların ağırlığı 38 kilogram civarında. 38 kilogram civarındaki ağırlık taşıma açısından tabii zaman içerisinde çocuklarımızın yorulmasına ve zaman zaman yorularak kalkanı indirmelerine ve şehit olmalarına neden oluyor. Bize böyle raporlar gelince acaba dedik bu kalkanı mümkün olduğu kadar en hafif şeye indirebilir miyiz? Burada tabii bir kategori yaptık. Şehir içerisinde tabanca mermilerine karşı bunu 2 kilograma kadar indirdik. 2 kilogramdan biraz daha az. Evet, yani bu kilometrelerce koşarım şu anda yeryüzünde bulunan en hafif zırh malzemesi budur. Polimerik esaslı bir malzemedir. Sudan daha hafiftir. Yaklaşık 1.9 gram bölü santimetre küp. Son derece etkin ve verimli bir şekilde koruma yapar. Bunu kanıtlamak için de sizlere bunu aynı şekilde şöyle bir ürün haline getirdik. Bu trafik polislerimiz için hazırladık. Üzerine yazı yazmak, işte ceza kesmek, not almak için hazırlanmış bir yazı tahtası şeklinde. Aynı malzemedendir. Görev esnasında tabii bilinmeyen araçları durduruyorlar. Orada görev yapıyorlar, yazılar yazıyorlar, ceza keserlerken açık oluyorlar şeye karşı. Olay bana Mehmet Fethi Sekin'i hatırlattı. Yani. Elinde şöyle böyle küçük bir şey olacak. Görüyorsunuz son derece hafif. Yani dediğim gibi Suzan hafif bir malzeme. Bakın bunun üzerine iki tane sıkılmış. Gördüğünüz gibi. İki sıkılan mermi de bunun üzerinde kalmış. Ve çok küçük bir bombe sadece var. Bu yani burada kullandığımız malzemenin aynısı. Testlerden geçmiş. Üst düzeyde verimle koruma yapabilen bir malzeme.
Tabii daha yüksek kalibreli mermilere karşı bunu bir miktar daha arttırıyoruz. O da 8 kilogram oluyor. Yani 38 kilogramdan 8 kilograma düşüyoruz. O da son derece etkin bir hafiflik olarak görülüyor. O tabii daha büyük saha operasyonları ve çelik çekirdekli mermiler vesaire daha yüksek kalibreli mermiler için düşünülmüş. Çalışmalarımız genellikle hafifletmeye dönük, çevikleştirmeye dönük ve tabii ki korumaya dönük. Çünkü can, özellikle Mehmetçiklerimizin canı bir pahaya ölçülebilecek şeyler değil. Bunun için belki şurada gösterdiğimiz sütre örneğin yaptık. Yine bu da benzer balistik özelliklere sahip malzemedir. Mobil bir malzemedir. Arkasında rahatlıkla emniyet güçlerimiz nöbetlerini tutabilirler, gözlemlerini yapabilirler. Ve emniyetli bir şekilde dışarıdan gelebilecek ani saldırılar karşısında kendilerini koruyabilirler. Bunu da biz hatırlarsanız Reyna saldırısında çok açıkta, çok açıkta kalan hem sivil güvenlik uzmanları hem polislerimiz orada herhangi bir kendilerini koruyacak bir imkanı olmadığı için onları kaybetmiştik biliyorsunuz. Bu biraz oradan ilham alarak acaba böyle seyyar ve aynı zamanda gözlem yapabilecekleri bir sistem. Ne türlü bir saldırı olursa olsun hiçbir şekilde zarar görmeyecekleri ama aynı zamanda da çok etkin olarak kullanabilecekleri bir sistem olarak tasarladık ve bunu da oluşturduk. Şimdi bunlar bireysel olarak tabii direkt operasyonda evet. Bizim emniyet mensuplarımızın etkinliği tabii ki daha çok artıracak evet. Ama toplu yapılan operasyonlar var yani. Çünkü evet. Karşında toplu bir düşman var, evet. Terör örgütü ya da terör mensubu var. Toplu bir şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Bunlarla, evet. Bunlarla ilgili de önlemlerinizi anlatın. Çok çok önemli bir konuya değindiniz. Orada Doğuş Opmobil adı yani Doğuş Operasyon Cihazı isimli bir sistem geliştirdik, bir platform geliştirdik. Şimdi benzer şeyler, çalışmalar var. Uzaktan kumandalı, zırhlı araçlarla kendi kendine operasyon yapan şeyler var ama esas bizim ihtiyacımız engebeli arazi, dar sokaklarda özellikle 2 sene önceki Hendek Savaşları'nda çok başımıza geldi. Engebeli ve dar sokaklarda askerlerimiz ve emniyet mensupları genellikle duvar diplerine saklanarak ileri harekat, ileri süpürme yaptılar. Buna karşılık gelmek üzere Doğuş Opmobil, bunu seyircilerimize de gösterebilirsiniz. Açılır kapanan yaklaşık 3 metreye kadar açılıyor ve 1,5 metreye kadar da kapanıyor. Her türlü dar sokakta, ki biz bunu Afrin için düşünmüştük. Eğer şehir içi çatışmalar olsaydı orada çok yararlı olacaktı. Her türlü engebede ama şoförlü, yani hızlı, son derece çevik, etrafında 360 derece anlık şeylerde dönüşü yapabilen ve hızla operasyon mahalline götürülebilen bir sistem yaptık. Hem yana açılıyor hem de 60 derece yukarıdan açılıyor ki yukarıdan gelen sniper tehditlerine karşı da bir koruma olarak düşündük. Arkasında 10-20 yani 30'a yakın güvenlik personelimiz emniyetli bir şekilde ileri süpürme harekatı yapabilecek bir sistem olarak tasarladık. Şu anda çalışır vaziyette. Yaklaşık 30-45 dakika içerisinde operatörü eğiterek kullanmasını sağlayabiliyoruz. Biz bir demo aracı olarak bunu yaptık. Atölyemizde şu anda bütün hidroliği ile zırh sistemiyle, itki sistemleriyle beraber hazır. Talep olduğu takdirde yaklaşık 10 günlük bir mesafede üretme imkanımız da var. İhtiyaca binaen yüzlercesini üretmek de mümkün. Böylelikle özellikle sarp, engebeli, özellikle sokak muharebelerine açık ve çok zorludur biliyorsunuz. Dar sokaklarda harekat için böyle bir tasarım geliştirdi. Bu da yeni bir anlayıştır. Bilebildiğimiz kadarıyla Dünya Emniyet Kuvvetleri arasında böyle bir şey yok. Genellikle kendi kendine dışarıdan kontrollü cihazlar kullanılıyor. Onlar da kullanışsız çünkü operasyon anı çok şiddetli bir ortamdır. O ortamda uzaktan kumandalı bir şeyi çalıştırma ya konsantre olmak diye bir şey söz konusu değil. O gerçekçi değil. O bakımdan burada bizzat kendi kullanıcı video kameralarıyla kontrol tamamen kendisinde olacak şekilde aşağı yukarı 40'a yakın güvenlik personeli koruyarak ileriye doğru süpürme harekatı yapabilecek. Evet. Hocam şimdi geçtiğimiz programda
Kurşun geçirmeyen camlardan bahsediyoruz. Evet, evet. Kurşun geçirmeyen camlardan ne durumdayız? Yani kesitler inceltildi mi? Daha görüş sağlanabiliyor mu camlarda? Araçlarda kullanılıyor. Ağırlıkları neler oldu? İzleyenlerimiz bunlar da büyük. Şimdi bizim o dönemde geliştirdiğimiz, geleneksel bildiğimiz kurşun geçirmez balistik cama bir alternatif olması hasebiyle, o da ağır bir malzeme çünkü yaklaşık yoğunluğu 2 civarında. Bu yoğunluğu biz yarı yarıya, daha doğrusu %55 daha düşürerek böyle bir sistem, katmanlı ama organik, yani içerisinde polimerik malzemelerden oluşan katmanlı bir sistem yapmış. Üzerinde test atışları yapmıştık ve orada görüntüyü kaybını büyük ölçüde indirmiştik. %15 civarında bir görüntü kaybı kalmıştı sadece. Oradaki çalışmalarımızı hızla %55'i %60'a çektik. Görüntü kaybını da %5'e indirdik. O çalışmalarımız da hızlı bir şekilde sürüyor. Tabii bu malzeme bilinen cama nazaran biraz daha pahalı bir malzeme. Bu bakımdan biz bu tür malzemeleri daha ziyade uçan, yani helikopter, uçak ve kıymetli zırhlı araçlarımızda öneriyoruz. Yani çünkü bir miktar daha pahalı, hafif, büyük avantajı var. Onun için özellikle son dönemdeki çalışmalarımızı harekata katılan helikopterlerimiz, uçaklarımız ve zırhlı araçlarımıza yoğunlaştırdık. O kapsamdaki denemelerimiz halen daha sürüyor. Yani bunların büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde uygulamaya geçtiğini de göreceğimizi düşünüyorum. Biz de tabii yine kısa bir süre içerisinde bir poligona gelip bir test yapmak istiyoruz Teknoviya'yla. En son teknolojik... Üniversitesi olarak çünkü bir odak olmak istiyoruz Türkiye çapında. Hedefimiz de yerli ve milli ham maddeler kullanarak yerli ve milli ileri savunma teknolojileri. Sadece balistik değil, onun haricinde diğer sürprizlerimiz de var. Silahlı kuvvetlerimize, emniyet kuvvetlerimizin kullanımına dönük olarak aşağı yukarı tüm alanları da kapsamak istiyoruz. Böylelikle çok ihtiyaç duyulan bir alanda bir boşluğu da doldurmuş olacağız. Bu bakımdan son derece büyük bir heyecan içerisindeyiz ve bir an önce ürünleri ortaya koymayı gözlüyoruz, amaçlıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, tabii mevzu vatansa biz bunlar olmadan da göğsümüzü kurşuna siper ederiz. Ya da çıplak ellerimizle de topa, tüfeğe karşı koyarız. Ama artık bakın bu ürünlerle emniyet mensuplarımız ve Mehmetçiğimiz daha güvende. Önce de oyunlardaki subliminal mesajlarla çocuklarımızın beynini nasıl kodladıklarını ekranlarınıza taşımıştık. Bu kez işin boyutu çok daha büyük. 2014 ABD yapımı film, bir keskin nişancının otobiyografisini konu alıyor. Amerikan Sniper, yani Amerikan Keskin Nişancı kitabından filme uyarlanmış. Tüm Müslümanların potansiyel terörist olarak lanse edildiği ve Orta Doğulara karşı faşistçe bir yaklaşımın sergilendiği filmde yoğun bir şekilde Amerikan milliyetçiliği de işlenmekte. Filmin Müslümanlara ve Araplara karşı ırkçı etkisini sosyal medya üzerinden atılan mesajlarda da yüzünü gösterdiğine şahitlik ediyoruz.
Üreten, büyüyen, gelişen Türkiye. Düne göre çok ilerideyiz. Ama önümüzde gitmemiz gereken uzun bir yol var. Bugünden yarınki Türkiye'nin inşası için çalışan kadroların el emeği, göz nuru, teknolojik başarıları sizinle paylaşmak için buradayız. Mehmet Akif'in Asım'ı derin uykusundan uyanıyor. Büyük Doğu'nun yeniden ihya ve inşası için diriliş kadroları görev başında. Asım'ın nesli diyordun ya, nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Tarihinde ve bugün destanlar yazan bir milletin çocukları olarak dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Ve yetmez, yetmez. Ekliyoruz. 15 Temmuz'dan sonra bu saldırılara one minute diyoruz. Milletimin 5 tepesinden yükselen bir ses, dünya 5'ten büyüktür diyor. Biz adaletten, barıştan, hürriyetten yana bir medeniyetin yeniden ihya ve inşası için çalışıyoruz. Ve biz Akit TV ve Teknovi ekibi olarak sorumluluklarımızı kuşanmaya evet diyoruz. Yarınki Türkiye'yi bugünden birlikte inşa ediyoruz. Haydi Türkiye! Bilişim Teknolojileri Teknovia programını sundu.